arkadaşlar. 40 soruda türev videosuyla karşınızdayız. Hepimizin korkulu rüyası türev konusunun karma sorularını çözüyoruz. İyi seyirler dilerim. İlk soruyla karşınızdayız. Fx eşittir x çarpı mutlak x artı 1 olduğuna göre f türev 0 artı f türev eksi 3'ün toplamı nedir diye sormuş. Arkadaşlar 0 ve eksi 3 için ayrı ayrı fonksiyon bulmamız gerekiyor. Neden? Çünkü kritik nokta burada eksi 1 olduğu için ve 0 da eksi 1'in sağında, eksi 3 eksi 1'in solunda olduğu için buna göre bir çözüm yapmamız gerekiyor. 0 için bir fonksiyon açalım. X çarpı 0 yerine yazdığımızda içerisi pozitif olduğu için x çarpı x artı 1 olacak. Yani x kare artı x fonksiyonu ve eksi 3 için fonksiyonu açtığımız zaman ise x çarpı eksi x eksi 1 yani eksi x kare eksi x fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Peki şu fonksiyonun türevi nedir? 2x artı 1. Buradaki fonksiyonun türevi nedir? Eksi 2x eksi 1. Getirin şurada 0 yerine yazın arkadaşlar. 0 yerine yazdığımızda ne gelir? 2 çarpı 0 artı 1'den 1 gelir. Getirin burada da eksi 3'ü yerine yazırız arkadaşlar. Eksi 2 çarpı eksi 3 eksi 1 yani 6 eksi 1'den 5 gelecektir. Bu ikisinin toplamını soruyor. Bu ikisinin toplamı 6'dır ve cevap Edirne'dir diyebiliriz. Bir diğer sorumuzda bir grafik karşımıza çıkıyor. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun kaç farklı x değeri için türevsizdir diye sormuş. Arkadaşlar bir kere eksi 3 noktası için bu fonksiyon türevsizdir. Neden? Çünkü bu fonksiyon bu aralıkta kopmaya uğramış. Pekala 1 noktası için de türevsizdir diyoruz. Neden? Çünkü burası bir kırılma noktası, sivri nokta. Değil mi? Aynı sebep x eşittir 4 için de var. Burası yine sivri nokta olduğu için türev yoktur. Ve 6 noktası için de türev yoktur. Neden? Çünkü bir sivrilme noktası var fonksiyonun grafiğinde. Peki 2 noktasını alacak mıyız, almayacak mıyız? Almayacak mıyız? Arkadaşlar x eşittir 2 de zaten fonksiyon tanımlı değil. Bu yüzden fonksiyon tanımlı değilken bu noktada türevli olup olmadığından da bahsedilemez. Dolayısıyla doğru cevabımız 4 yani eksi 3, 1, 4 ve 7 noktaları, 6 noktaları için türev yoktur diyebiliriz. Diğer bir sorumuz x eşittir eksi 1 noktasında türevli ise a artı b toplamı kaçtır? Bir kere eksi 1 noktası x eşittir eksi 1 noktası kritik noktadır. Neden kritik nokta? Çünkü parçalı fonksiyonun kırılma noktası. Pekala. Bunun için nasıl düşünmemiz gerekiyor? Öncelikle eksi 1 noktasında fonksiyonun sağ limiti sol limite eşit olmalı. Yani eksi 1'i solda yerine yazalım bakalım. Eksi 1'in karesi 1 olduğu için burası a eksi b artı 1 olacak. Sağ limitine eşitlememiz gerekiyor. Eksi 1'i burada da yerine yazarsak 3 artı 4 artı 1'den burası ne gelecektir? 8. 1'i de karşıya yollayalım. A eksi b ifadesi neymiş? 7. Pekala bir de sol türevi sağ türevi eşitlememiz lazım. Sol türevi nedir arkadaşlar bunun? 2 ax artı b. Sağ türevi nedir fonksiyonun? 6x eksi 4. Getirin eksi 1'i yerine yazın arkadaşlar. Ne gelir? Eksi 2a artı b. Getirin burada da eksi 1'i yerine yazın. Ne gelecektir? 6 çarpı eksi 1 eksi 4'ten eksi 10 gelecektir. Dolayısıyla eksi 2a artı b'nin de neye eşit olması gerekiyor? Eksi 10'a. Bu iki ifadeyi taraf tarafa toplarsak eksi b ve artı b birbirini götürecek. Eksi a eşittir eksi 3 olacak. A da buradan ne gelir arkadaşlar? 3 gelecektir. Peki ben 3'ten b'yi çıkardığımda demek ki 7 kalıyormuş. O zaman b nedir? Eksi 4. A ile b'nin toplamını istemiş. 3 artı eksi 4'ten doğru cevabın eksi 1 olduğu açıktır. Dördüncü sorudayız. X kare eksi ax artı 4 mutlak değer içerisinde bu fonksiyonun reel sayılarda türevli olduğuna göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar 2013 LYS'de çıkmış bir soru. Bu fonksiyonun mutlak değerli fonksiyon olmasına rağmen türevinin her noktada türevli olmasını ne sağlar arkadaşlar? Burada gördüğümüz ikinci dereceden denklem ax artı 4. Bunun deltasının sıfırdan küçük veya eşit olması sağlar. Peki çözelim arkadaşlar. Öncelikle bunun deltasına bir bakalım. Delta'nın formülünü şuraya yazayım. B kare eksi 4 ac idi delta. Pekala deltası nedir bunun? Eksi a'nın karesi a kare.
Eksi 4 çarpı 1 çarpı 4 küçük veya eşittir 0 diyeceğiz. Pekala, a kare hangi sayıdan küçük olacakmış? Dolayısıyla şurası 16 olduğu için eksi 16'yı at karşıya, artı 16. A kare 16'dan küçük olacaksa a nerededir? 4'ten küçük veya eşit, eksi 4'ten büyük veya eşittir. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Eksi 4'ten eksi 1'e kadar 4 tane, 1'den 4'e kadar 4 tane, bir de ortada 0 için bir tane var. Toplam 9 tane bu x'in tam sayı değeri vardır diyebiliriz. Doğru cevap Denizli. Bir alttaki soruya bakalım. Fonksiyonu vermiş bu şekilde olduğuna göre f türev 1 kaçtır diyor. Arkadaşlar fonksiyonun tek tek türevini alalım. Bakın f türev x eşittir. X'in türevi 1 artı 2x karenin türevi, 2'yi başa attık 4x gelecektir. Artı 3'ü başa attık 9x kare gelecektir. Artı nokta nokta nokta. Hatta şu 4'ü de açalım da 4'ü başa attık 16x küp oldu. Artı nokta nokta nokta. En son şurada ne geldi? 10 çarpı 10, 100 çarpı x üzeri 9 oldu. Pekala f türevi x'i ben şu şekilde yazabilir miyim? 1 artı 2'nin karesi x artı 3'ün karesi x kare artı 4'ün karesi x küp artı nokta nokta nokta, onun karesi x üzeri 9. Ben x gördüğüm yere de 1'i yazdığım zaman ne gelecektir? 1 artı, yani 1'in karesi de yazabiliriz. 2'nin karesi, 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı nokta nokta nokta, onun karesi. Peki bunun bir formülü vardı. Neydi arkadaşlar? 1 kare artı 2 kare artı 3 kare artı nokta 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 n kare. Bunun formülü neydi? N çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 idi. Değil mi arkadaşlar? Pekala burada n ne? N 10 yerine yazalım. 10 çarpı 10 artı 1 11 çarpı 2 kere 10 20, 1 ekle 21 bölü 6 diyeceğiz. Bunu 3'e böl 2, bunu 3'e böl 7, 2'ye böl 1, 2'ye böl 5, 5 çarpı 7 35, 35 çarpı 11'in ise 385 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap Edirne seçeneğinde verilmiş. Bir sonraki sorumuz, 6. soru. Fx eşittir x üzeri 4 eksi 3 ax küp artı x artı b olmak üzere f türev 1 14 ve f 1 5 ise a artı b toplamı nedir diye soruyor bize. Öncelikle bize burada f türev 1'i verdiğine göre şu fonksiyonun türevini mi alalım? F türev x eşittir 4 çarpı x küp eksi 9 ax kare artı 1. B burada türevi 0 olacaktır sabit sayı olduğu için. Pekala f türev 1'i verdiği için f1'i de bir yerine yazalım. 4 eksi 9 a artı 1 oldu. 4 ile 1'i topla. 5 eksi 9a. Peki f türev 1 kaçtı arkadaşlar? Soruda vermiş. 14'tü. Bu 5'i karşıya atarsak eksi 9a eşittir 9 olduğundan a sayısı eksi 1'e eşit çıkacaktır. Peki bu b'yi nereden bulacağız? B'yi de f1'i vermiş bize. F1'i yerine yazalım bir de. 1, 1'in 4. kuvveti 1 eksi 3a çarpı 1'in küpü 1 olduğu için yazmadık. Artı 1 artı b. F1 kaçmış? O da 5'miş. 1 ile 1'i topla 2 at karşıya. Eksi 3a artı b eşittir 2'yi karşıya atarsak 3 gelir. Peki a neydi? Eksi 3. Eksi 3'ü de şurada eksi 1'di. Eksi 1'i şurada yerine yazarsak 3 artı b eşittir 3 ise b kaçtır arkadaşlar? B'yi de bulduk 0. A ile b'nin toplamını istemişti. Eksi 1'e 0 eklersek doğru cevabın eksi 1 olduğu açıktır. Doğru cevap Bursa. Fx eşittir x küp artı 4x olduğuna göre f kare x fonksiyonunun x eşittir 1 noktasındaki türevi nedir diye soruyor. Öncelikle fx eğer x küp artı 4x ise f kare x nedir arkadaşlar? X küp artı 4x'in karesi. Merak etmeyin bunun karesini açmayacağız. Direkt f kare x'in türevini alabiliriz. Şuradaki 2'yi bir başa atalım bakalım. 2 çarpı x küp artı 4x'in birinci kuvveti yazmamıza gerek yok. Çarpı bir de içinin türevi. İçinin türevi nedir? X küp artı 4x'in 3x kare artı 4 diyeceğiz. Hangi noktadaki türevini sormuş? X eşittir 1 noktasındaki. Getirin 1'i yerine yazın. 2 çarpı 1 artı 4 çarpı 3 artı 4. X gördüğümüz yere 1 yazdık. Peki bu da nedir? 2 çarpı 1 artı 4 5. 3 artı 4, 7. 5 kere 7, 35. 2 ile çarp. Doğru cevap 70'tir
diyebiliriz. Edirne seçeneğinde verilmiş bu soru. 2013 LYS sınavında çıkmış bir soru. Fx eşittir 3x kare eksi 7x artı 1 ve gx eşittir x kare eksi 4x artı 7 olduğuna göre f artı g'nin türevinde eksi 1 değeri nedir diye sormuş. Öncelikle f artı g fonksiyonunu şuraya bir yazalım. 3x kare ile x kareyi topla, 4x kare eksi 7x ile eksi 4x'i topla, eksi 11x ve 1 ile de 7'yi topla, artı 8. Şimdi gelin bunun türevini alıp yerine eksi 1 yazalım. Alalım bunun türevini. F artı g'nin türevi eşittir. 2'yi başa attık, 8x. Bunun da türevi nedir eksi 11x'in? Eksi 11, 8'in türevi zaten 0 ve eksi 1'i yerine yazacağız. 8 çarpı eksi 1 eksi 11 eşittir. Eksi 8 eksi 11'den doğru cevabın eksi 19 olduğu görülecektir. Doğru cevap Edirne. 9. soruda. Yes. X artı 1 bölü x eksi 1'in 4. kuvvetini vermiş fx fonksiyonu olarak ve f'in türevinde 2 değeri kaçtır diye sormuş. Öncelikle şöyle yapalım arkadaşlar. 4'ü başa atalım. F'in türevini yazalım. 4 çarpı artık ne olacak? X artı 1 bölü x eksi 1'in küpü. Sonra içinin türevi. İçinin türevinde de bölümün türevini uygulayalım. Payın türevi 1 çarpı payda eksi pay kısmı aynen kalsın, paydanın türevi 1 bölü paydanın karesi diyeceğiz. Değil mi? Pekala. Şimdi neyi yerine yazmamız isteniyor? 2. Yazalım. 4 çarpı 2 ile 1'i topla, 3 bölü 2'den 1 çıkar, 1 bunun küpü çarpı 1 çarpı 2 eksi 1, yani 1 çarpı 1'den 1 eksi 2 artı 1 3, 3 kere 1 3 bölü 2'den 1'i çıkar, 1, 1'in karesi 1 zaten. Pekala, 3'ün küpü ne? 27. 4 çarpı 27 çarpı eksi 2 diyeceğiz arkadaşlar. Burada da eksi 2 ile 27 çarptığımız zaman eksi 54. 4 kere 54 eşittir 216 olduğundan, bir de başında eksisi var. Eksi 216'dır. Yani cevap Adana'dır diyebiliriz. Bu da 2013 LYS'de çıkmış bir soruydu. F'in türevinde iki değerini soruyor. F fonksiyonunu bu şekilde vermiş. Pekala, alalım F'in türevini. F'in türevinde x küp artı 1 çarpı içinin türevini unutmuyorsunuz. 3x kare eşittir. Şu tarafın türevi nedir arkadaşlar? 6x eksi 7. F'in türevinde iki değerini sormuş. Ben F'in türevinde 2'yi elde edebilmek için şuradaki x gördüğüm yere 1 yazmak zorundayım. F türev 2 çarpı yaz 1'i. 3 eşittir. Burada da yaz 1'i. 6 çarpı 1 eksi 7. Şurası ne gelir? Eksi 1. İse f türev 2 eşittir. 3'ü de karşıya atarsak eksi 1 bölü 3 gelecektir. Doğru cevap Bursa. 12. sorudayız arkadaşlar. Fx eşittir x küp eksi 6x kare artı 12x olduğuna göre f'in tersinin türevinde 9 değeri kaçtır diye sormuş. Öncelikle şu bilgiyi fonksiyonlardan biliyoruz. Fa eşittir eğer b ise f'in tersinde b eşittir a'dır. Dolayısıyla ben bunu soruya uygularsam f'in tersinde x küp eksi 6x kare artı 12x eşittir ne olacaktır? X. Sadece x ile fonksiyonun sağdaki yöntüsünü yer değiştirdik. Pekala, ben bunun türevini alsam, yani f'in tersinin türevinde x küp eksi 6x kare artı 12 x çarpı içinin türevi 3x kare eksi 12x artı 12 eşittir x'in türevi 1 olacaktır. Şimdi bizim şu f'in tersinin türevinde içeride 9'u sorduğu için bizim o kısmı bir 9'a eşitlememiz lazım. Yani x küp eksi 6x kare artı 12x eşittir 9 diyeceğiz. Ben bu 9'un 8'ini bu tarafa atarsam, bakın x küp eksi 6x kare artı 12x eksi 8 eşittir 1 olacaktır. Bu taraf bir şeyin açılımı oldu arkadaşlar. X eksi 2'nin küp açılımı oldu. Eşittir 1 ise neyin küpü 1'dir? 1'in. Dolayısıyla x eksi 2 neymiş? 1. Ben x gördüğüm yere ne yazacakmışım? 3. Pekala, yazalım şimdi. F'in tersinin türevinde ben burada x yerine 3 yazınca ne çıkıyormuş burası? 9 çarpı. Şurada da gelin 3 yazalım. 3 çarpı 3'ün karesi 27 eksi 12 kere 3 36 artı 12 eşittir 1 oluyormuş. Arkadaşlar şurası nedir? Burası 3 müdür? Evet. Bu 3'ü de karşıya yollarsak
f'in tersinin türevinde 9 eşittir 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Doğru cevap da D seçeneğinde verilmiştir. Bir diğer sorudayız. Fx eşittir kosinüs x bölü sekant x artı sinüs x bölü kosekant x olduğuna göre f'in türevinde pi bölü 4 kaçtır diye sormuş. Öncelikle şu fx'i bir düzenleyelim de gözümüz korkmasın sorudan. Kosinüs x bölü sekant x neydi arkadaşlar? 1 bölü kosinüs x'ti. Artı sinüs x bölü kosekant x neydi? Bu da 1 bölü sinüs x'ti. Bunları ters çevirip çarparsak fx neye eşit olur arkadaşlar? Cos kare x artı sin kare x'e eşit olur. Yani bu cos kare x artı sin kare x de neydi arkadaşlar? 1'di. Diyor ki bize f'in aslında şunu tekrar yazalım. Fx neymiş? 1'e eşitmiş. F'in türevinde x nedir bu? 0. 1'in türevi 0. Şimdi bana diyor ki f'in türevinde pi bölü 4'ü yerine yaz. Nereye yazacağım? X yok. Dolayısıyla doğru cevap 0'dır. Yani C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam edelim. 14. soru. Fx eşittir sin küp 2x olduğuna göre f'in türevinde pi bölü 4 nedir diye soruyor. Fx'i bir yazalım şuraya. Fx eşittir neydi? Sinüs küp 2x. Pekala. Gelin bunun türevini alalım. F türev x. Nasıl alıyorduk? 3'ü başa attık. 3 çarpı sin kare 2x çarpı sinüsün türevi neydi? Kosinüs 2x çarpı bir de içinin türevi 2. Pi bölü 4'ü yerine yazalım şimdi. Gelin. F'in türevinde neydi? 45. Değil mi? 3 çarpı sin kare 2 çarpı 45 90 çarpı kosinüs 2 çarpı 45 90 çarpı 2. Arkadaşlar cos 90'ın 0 olduğunu biliyorsak bu çarpımın da tamamının 0 olduğunu görebiliriz. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiş. fx kosinüs üzeri 4x artı cos kare x çarpı sin kare x ise f'in türevinde x nedir diye soruyor. Sadece türevini soruyor. fx eşittir. Ben bu fx'i şöyle düzenleyebilir miyim? Bakın burada cos kare x var. Burada da cos kare x var. Gelin bunu kosinüs kare x parantezine alalım. Burada ne kalır arkadaşlar? Cos kare x. Peki burada ne kaldı? Artı sin kare x kaldı. Burası ne? 1. Dolayısıyla burayı görmezden gelebiliriz. fx neymiş aslında? Sadece cos kare x'miş. Bana diyor ki bunun türevini al. F türev x. 2'yi başa attık. 2 çarpı kosinüs x çarpı kosinüs x'in türevi neydi? Sinüs x. Bir de başında eksi vardı. O eksiyi de şuraya koyduk. Pekala şıkların arasında bu ifade olmadığı için ben 2 çarpı cos x sin x ifadesinin yarım açının açılımı olduğunu biliyorum. Yani bu da eksi sinüs 2x olacağından doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam edelim. Bir diğer sorumuz. Fx eşittir sinüs içerisinde sinüs x olduğuna göre f türev 0 kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar fx'i tekrar yazalım şuraya. Sinüs içerisinde sinüs x'miş. Peki ben bunun türevini istiyorum. F türev x eşittir. Öncelikle sinüsün türevi neydi? Kosinüs. Kosinüs sinüs x'i yazdık. Bir de bu fonksiyonun içinin türevi vardı. İçinin türevine o da kosinüs x. Pekala şimdi diyor ki bana 0'ı yerine yaz. F türev x eşittir. Kosinüs sin 0 çarpı kos 0. Sin 0 neydi arkadaşlar? 0. Kos 0 neydi? 1. Kos 0 burada da 1. 1 çarpı 1 eşittir 1. Doğru cevap Edirne deriz. Fx'i vermiş sin kare 2x olduğuna göre şu ifade neye eşit arkadaşlar? F'in ikinci türevi. Yani şu. İkinci türev. Pekala. F'in ikinci türevinde x nedir diye soruyor. Biz bu fonksiyonun iki defa türevini alacağız. Bakın fx eşittir sin kare 2x. Pekala ilk türevini alalım. F türev eşittir. 2'yi başa attım. 2 çarpı sinüs 2x. Çarpı bu sinüsün türevi neydi? Kosinüs 2x. Çarpı bir de içinin türevi 2. Bu ne geldi bakın. 2 kere 2. 4 çarpı. Hatta ve hatta o 2'yi hiç açmayalım. 2 çarpı 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x. Bir de çarpımın türeviyle uğraşmayalım. 2 çarpı şu kısım neye eşit arkadaşlar? Sinüs yarım açıdan 4x'e eşit. Şimdi f'in türevi buysa f'in ikinci türevini bulmak kaldı geriye. F'in ikinci türevi eşittir. 2 zaten başta vardı. Sinüs 4x'in türevi. Kosinüs 4x çarpı bir de içinin türevi 4. Yani buradan ne gelir? 8 çarpı kosinüs 4x gelecektir. Doğru cevap da zaten A şıkkında verilmiş
Devam ediyoruz. Fx eşittir kosinüs üzeri 4x eksi sinüs üzeri 4x olduğuna göre f'in ikinci türevinde pi bölü 4 kaçtır diye sormuş. F'i bir yazalım. F neymiş? Kosinüs üzeri 4x eksi sinüs üzeri 4x. Ben bunu iki kare farkı uygularsam kos kare x eksi sin kare x çarpı kos kare x artı sinüs kare x. Şu kısım neydi? 1. Peki kos kare x eksi sin kare x de aslında bu da bir yarım açı formülü, kosinüs yarım açı formülü. Bunu da şu şekilde kosinüs 2x diye kısaltırsak aslında f neymiş? Kosinüs 2x'e eşit. Diyor ki iki defa türevini al. Gelin birinci türevini alalım. Birinci türev. Kosinüsün türevi eksi sinüstü. Eksi sinüs 2x çarpı 2x'in türevi de 2. Gelin ikinci türeve geçelim. Zaten eksi 2 çarpanı var başında. Eksi 2 çarpı sinüsün türevi kosinüstü. Kosinüs 2x çarpı bir de içinin türevi 2. Yani neymiş? Eksi 4 çarpı kosinüs 2x. Pi bölü 4'ü yerine yaz diyor. Zaten 2 çarpı pi bölü 4 90 olduğundan, cos 90'da 0 olduğundan, eksi 4 çarpı 0'dan cevap 0'dır diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar diğer sorumuzda. Y fonksiyonu 2 üzeri ln x olduğuna göre şu ifade neye eşit? Az öncesinde çözmüştük bunları. F'in türevinde 1'e eşit, sadece gösterim farkı var arkadaşlar. Y fonksiyonunun x değişkenine, x parametresine göre türevini sormuş ve yerine de 1 yaz demiş. Pekala. Y eşittir 2 üzeri ln x ise y'nin türevini nasıl alıyoruz? Logaritmik fonksiyon türevinde ne yapıyorduk? Pardon, üstel fonksiyon türevinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlayın. Üstünün türevi, yani ln x'in türevi 1 bölü x çarpı fonksiyonun kendisi ln x çarpı ln 2 diyorduk. Pekala. Y'nin türevinde neyi yerine yazmamızı istemiş bu adam? 1'i yerine yazmamızı istemiş. Peki biz de yazalım. 1 bölü 1 çarpı 2 üzeri ln 1 çarpı ln 2. 1 bölü 1 zaten 1'e eşit. ln 1 0'a eşit. 2 üzeri 0 burası da 1. Doğru cevap 1 çarpı 1 çarpı ln 2'den ln 2 gelecektir. Doğru cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir. Fx fonksiyonu ln x kare artı 1'in 10. kuvveti olduğuna göre f'in türevinde 3 değeri kaçtır diye soruyor. Öncelikle f fonksiyonunu bir yazalım tekrar. Ln x kare artı 1'in 10. kuvveti. Pekala. Ln'in içinin, yani logaritmanın içinin bir kuvveti varsa logaritma fonksiyonu hatırlayın, ben bunu başa atabiliyordum. F eşittir 10 çarpı ln x kare artı 1 diyorduk. Peki logaritma fonksiyonunun türevini nasıl alıyorduk arkadaşlar? Logaritmanın içinin türevi yazalım ise f'in türevi eşittir 10 çarpanı zaten var. İçinin türevi 2x bölü içi, yani x kare artı 1 çarpı logaritmanın tabanına e, ln e, ln e'yi yazmasak da olur zaten 1. Peki f'in türevinde neyi yerine yaz diyor bize? 3'ü yerine yaz diyor. Yazalım. 10 çarpı 2 çarpı 3 bölü 3'ün karesi 9 artı 1. 9 artı 1 zaten 10 ve şuradaki 10'la götürürsek 2 kere 3 de 6 gelir. Doğru cevap da zaten Edirne seçeneğinde verilmiştir. Fx eşittir sinüs x üzeri ln x olduğuna göre f'in türevinde pi bölü 2 değeri kaçtır diye soruyor. Evet. Şimdi bu tarz fonksiyonlarda şunu bir yazalım. Y eşittir sinüs x üzeri ln x. Arkadaşlar bu tarz fonksiyonlarda her iki tarafın ln'ini alacağız. Bakın. Ln y eşittir ln sinüs x üzeri ln x diyeceğiz. Pekala. Bunu neden yapma gereği duyduk? Çünkü üstel fonksiyonun türevini almayı biliyoruz. Logaritma fonksiyonun türevini almayı biliyoruz ama bir değişkenin üzerinde bir değişken varsa bu yönteme başvurmamız gerekiyor. Her iki tarafın ln'ini alıyoruz. Bunun sebebi ise şuradaki üstteki ln x'in başa atılabilmesi. Pekala. Öncelikle şunu bir yazalım. İse ln y eşittir ln x çarpı ln sinüs x olacaktır. Şimdi devam edelim. Fonksiyonun türevini almaya başlayalım. Bu tarafın türevi eşittir bu tarafın türevi olacaktır. Bu tarafın türevinde logaritmanın içinin türevi nedir? Y türev. Böyle logaritmanın içi çarpı ln e olduğu için o 1'i yazmıyoruz. Ln x'in türevi neydi? 1 bölü x çarpı şurasının aynısı, çarpımı türevi uyguluyoruz buraya, sinüs x artı ln x sabit kalsın. Sinüs x'in türevi neydi? Kosinüs x bölü sinüsün kendisi
logaritmanın içi çarpı ln e'yi yazmıyoruz. Pekala, burası da böylece kalsın. Şimdi devam edelim. Y'nin türevi lazımdı bana. Şuradaki y'yi karşıya çarpım olarak atarsam y türev bu oldu. Peki buradaki y türev aslında neye eşit? Bakın yazalım. 1 bölü x çarpı ln sinüs x artı ln x çarpı kosinüs x bölü sinüs x kotanjant x çarpı y neydi arkadaşlar? Y'yi zaten soruda bakın fonksiyondu. Sinüs x üzeri ln x'ti. Değil mi? Pekala, şimdi neyi yerine yazmamızı istiyor? 90'ı. Sin 90 neydi? 1. O yüzden şurayı hiç görmezden gelebiliriz. Devam edelim. Pi bölü 2'yi ben burada yerine yazdığım zaman şurası şöyle pi bölü 2 ters çevirip çarptığımda 2 bölü pi gelecektir çarpı. Sin 90 neydi? 1. Ln 1 neydi? 0. O yüzden hiç yazmamıza gerek yokmuş bu kısmı. Şuraya bakalım. Ln pi bölü 2 çarpı kotanjant 90. Bu kotanjant 90 neydi? 0. Burası da gitti. 0 artı 0. Burası komple 0 geldi. Çarpı dışarıda 1 vardı. 0 çarpı 1 nedir arkadaşlar? 0'dır ve doğru cevap da C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet, bir diğer sorumuz. Fx eşittir ln ln x'in karesi olduğuna göre f'in türevinde e kare ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar f'i bir yazalım. F neymiş? Ln ln x'in parantez karesi. Şimdi ben bunun türevini alırken ise diyelim şu 2'yi başa atmakla başlayalım. 2 çarpı öncelikle f'in bir türevini belirtelim şuraya. F türev eşittir. 2 çarpı içeride ne var? Ln ln x değil mi? Şimdi bir de çarpı diyeceğiz içinin türevi. Yani ln ln x'in türevi. Ln'in türevini ne yapıyorduk? Ln'in içinin türevi yani 1 bölü x bölü içi. Ln x değil mi? Pekala. Bu şekilde artık f'in türevini almış olduk. F'in türevinde neyi yerine yazmamız isteniyor arkadaşlar? F'in türevinde e kareyi yerine yazmamız istiyor. Yazalım. 2 çarpı ln ln e kare çarpı 1 bölü e kare çarpı ln e'nin karesi. Şimdi devam edelim. Burası neye eşittir? 2 çarpı ln şu ln e kare nedir arkadaşlar? 2 çarpı 1 bölü e kare. Şurası neymiş? 2. Bunu da ters çevirip çarparsak 1 bölü 2 çarpı e kare gelecektir. Burada birbirini sadeleştiren şu 2'ler var. Bunları götürürsek şurası neymiş? ln 2. ln 2 bölü e kare. Bunda şıklar da yerinde yok ama şöyle yazabiliriz. ln 2 çarpı e üzeri eksi 2 diyebiliriz. Doğru cevap da Edirne şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Evet. Diğer sorudayız. Y eşittir x kare artı x, x eşittir eksi 3t eksi 17 bölü 2 ve t eşittir kökü u denklemleriyle verilen y eşittir fu fonksiyonunun u eşittir 4 için türevinin değeri kaçtır? Arkadaşlar aslında burada y'nin u'ya göre türevinde u gördüğün yere 4 yaz diyor. Fakat y'nin u'yla bir ilgisi yok ama biz şu şekilde yapabiliriz bunu. Öncelikle y'nin x'e göre türevini alırız. Çarpı sonra x'in t'ye göre türevini alırız. Sonrasında çarpı t'nin de u'ya göre türevini alırsak bakın burada dx'ler ve dt'ler gittiğinden aslında y'nin direkt olarak u'ya göre türevini almış sayılırız. Pekala, şimdi y'nin x'e göre türevini alalım. 2x artı 1 çarpı x'in t'ye göre türevi direkt 3t pardon eksi 3 ve t'nin de u'ya göre türevi 1 bölü 2 kök içerisinde u olur. U eşittir 4 için t eşittir 2 gelir. Sonrasında t gördüğümüz yere 2'yi yazarsak eksi 6 eksi 17 bölü 2'den bu x ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 29 bölü 2 gelecektir. X gördüğümüz yere de bunu yazacağız. Pekala, yazalım. Şuraya çektim soruyu. 2 çarpı eksi 29 bölü 2 artı 1 çarpı eksi 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı kök 4 eşittir. Burası da 4 olacaktır. Peki şu ikiler bir gitsin. Eksi 29'a 1 ekleyelim. Eksi 28. Bunu eksi 3 ile çarpacağız. Ve bunu da 4'e böleceğiz. Eksiler bir gitsin. Artı olsun. 4 ile de 28'i sadeleştirirsek burası 7 gelir. 3 kere 7 de sonuç 21 çıkacaktır. Denizli seçeneğinde verilmiş cevap. Devam ediyoruz.
fx'i vermiş, x kare eksi 3x artı 5. Bu fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki teğetinin eğimini sormuş. Arkadaşlar teğetinin eğimini bize ne bulduruyordu? Fonksiyonun o noktadaki türevi. O halde f'in türevini bir hesaplayalım. Yerine de 2 yazacağız. Evet, 2x eksi 3 yerine de 2'yi yazarsak 2 çarpı 2 eksi 3'ten doğru cevabın 1 olduğu görülecektir. Devam edelim. Fx eşittir x kare eksi 2x artı 3 parabolünün x eşittir 2 ve x eşittir a apsis noktalarında çizilen teğet doğrularının birbirine dik olmasını sağlayan a değeri nedir? Yani diyor ki bu fonksiyonun 2 noktasındaki teğetinin eğimi ile yani m2 ile a noktasındaki teğetinin eğimi çarpımları eksi 1 olsun diyor. Neden eksi 1 olsun? Çünkü eğimler birbirine dikse, teğet doğrular birbirine dikse o zaman eğimleri çarpımı eksi 1 olmak zorundadır. Pekala yazalım. Şimdi f'in türevi eşittir 2x eksi 2 diyelim. F'in türevinde ben 2'yi yerine yazdığım zaman 2 çarpı 2 eksi 2'den 2 gelecektir. Bu nedir? 2 noktasındaki teğetinin eğimi 2'ymiş. Pekala. MA noktasındaki teğetinin eğimi ne olmak zorunda? Bakın eksi 1 bölü 2 olmak zorunda. Neden? Çünkü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi çarptığım zaman eksi 1'i verir. Dolayısıyla A noktasındaki teğetinin eğimi eksi 1 bölü 2 olacakmış. F'in türevi neydi? 2x eksi 2. Ben F'in türevinde A'yı yerine yazınca 2A eksi 2 ne geliyormuş? Eksi 1 bölü 2 geliyormuş. Şu eksi 2'yi karşıya atarsak 2A eşittir 2 eksi 1 bölü 2'den 2A eşittir 3 bölü 2, A eşittir 3 bölü 4 olacaktır. Doğru cevap Adana seçeneğinde verilmiş. Bir alttaki soru 2012 LYS sorusu. Y eşittir ax kare eksi 5x artı 4 parabolünün x eşittir 1 apsisi noktasından çizilen teğet doğrusunun denklemi y eşittir x artı b olduğuna göre b kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar teğet doğrusunun denklemi buysa teğet doğrusunun eğimi m teğet eşittir. Bunun türevi nedir? 1. Demek ki x eşittir 1 apsisi noktadan çizilen teğet eğimi 1 geliyormuş. Yani ben y'nin türevini alayım. 2a x eksi 5. Bunu yerine de 1 yazınca 2a eksi 5 neye eşit olacakmış? Eğime. O halde 2a eşittir 6 ise a eşittir 3'tür deriz. Doğru cevap C. Bir alttaki soru. Fx parabolünün üzerindeki a'ya 4a eksi a kare noktasından çizilen teğeti x ekseniyle pozitif yönde 135 derecelik açı yaptığına göre a kaçtır? Bir kere şu k noktasında değdiği noktada bu teğetin eğimi ne olacakmış? Aslında tanjant 135 derece olacakmış. Bu da nedir? Eksi 1'di. Yani hatırlayın. Şimdi ben denklemde a'yı yerine yazınca 4a eksi a kare geliyorsa demek ki bu parabolün denklemi ya da fonksiyonu şuymuş. 4x eksi x kareymiş. Pekala ben f'in türevini bir alayım bakalım. Bulduğum fonksiyonda 4 eksi 2x gelir. Ve a'yı soruyor ya, ben a'yı yerine yazacağım. 4 eksi 2a ve eğim neye eşit olacak? Eksi 1'e. 2a buradan ne gelir? 5. Peki a ne gelir arkadaşlar? 5 bölü 2 gelir. Doğru cevap b seçeneğinde verilmiş. Şekilde y eşittir fx eğrisi ve 4,k yani 4'e k noktasındaki teğeti verilmiştir. Gx artı x kare eşittir fx eksi x olduğuna göre g türev 4'ü soruyor. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Ben buradaki eğimi nasıl hesaplarım? Buradaki eğim arkadaşlar bakın şurada bir alfa, burada bir alfa açısı var. Bu alfalar birbirine eşit. Bu alfanın tanjantını bulmak istiyorsam şuradakinin tanjantını bulmam benim için yeterlidir. Şurası kaç birim? 2. Burası kaç birim? 1. Karşı bölü komşudan tanjant alfanın 2 olduğunu, aslında m teğetin 2 olduğunu bulabiliriz. Pekala. Şimdi şurası 4 noktasıymış değil mi? Şöyle indirelim. Şurası 4. Peki şuradaki mesafe ne? 3. Bu açının tanjantının 2 gelebilmesi için şuranın ne olması lazım? 6. Yani k neymiş burada arkadaşlar? 6. Pekala devam edelim. Şöyle diyor bize. Gx artı x kare eşittir fx eksi x olduğuna göre g'nin türevinde 4'ü soruyor. Gelin şu fonksiyonların bir türevini alalım. G'nin türevinde x artı x karenin türevi 2x eşittir f türev x eksi 1. Devam edelim. G türev 4'ü soruyor. X gördüğümüz yere 4 yazalım. G türev 4 artı 2 kere 4 8 eşittir f türev 4 eksi 1.
F türev 4'ü yani MTH'i biz ne bulduk arkadaşlar? 2 bulmuştuk. 2'den 1 çıkar. 1. 8'de karşıya at. G türev 4 eşittir. 1 eksi 8'den eksi 7 gelecektir. B seçeneğinde verilmiş cevap. Biz fazladan K'yı da bulduk az önceki soruda bu arada. Y eşittir x kare artı a parabolüne orijinden çizilen teğeti x ekseni ile 45 derecelik açı yapmaktadır. Buna göre a kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şekli gözümüzde canlandırmamız açısından şunu şöyle çizersek, şöyle bir parabolümüz varmış. Bu parabole orijinden çizilen teğetin 45 derecelik açı yaptığını söylüyor. Pekala. Şimdi 45 derecelik açı yapıyorsa tanjant 45 nedir? 1. Yani M teğet, o noktadaki teğeti neymiş? 1'miş arkadaşlar. Pekala. Şimdi buna göre A kaçtır diyor ya. Ben şu noktada X'i yerine yazınca yani Fx eşittir diyelim. Şunu bir silelim. Fx eşittir. X kare artı A geliyormuş. Yani ben burada arkadaşlar X'i yerine yazdığım zaman X kare artı A neye eşit olacakmış? Aslında X'e eşit olacakmış. Pekala. X kare eksi X artı A eşittir 0 dersek bunu sağlayacak olan a yani teğet olmaları gerekiyor bir kere. Teğet olmaları için de deltasının 0'a eşit olması lazım. Alalım deltasını. 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı a eşittir 0 olması gerekiyor. 4a eşittir 1 ise a eşittir 1 bölü 4'tür ve doğru cevap da c'dir diyebiliriz. Y eşittir x kare artı 1 parabolünün x eşittir 1 noktasındaki teğetinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir diye soruyor arkadaşlar. Teğet denklemi yazarsak bulabiliriz. Y eşittir x kare artı 1 ise y'nin türevi nedir? 2x. Pekala. Y'nin türevi eğer 2x ise x eşittir 1 noktasındaki teğetinin eğimi, teğetinin y eksenini kestiği noktayı soruyor. Bir kere buradaki x eşittir 1'deki eğimi neymiş? Yerine yazarsak 2 çarpı 1'den 2'ymiş. Pekala. Ben bu 1 noktasını fonksiyonda yerine yazınca fonksiyon nereden geçiyor? 1'i yerine yazınca 2'den geçiyor. 1'e 2'den geçen ve eğimi 2 olan doğrunun denklemini yazalım. Nasıl yazıyorduk? Y eksi 2 eşittir 2 çarpı x eksi 1. Bu da ne olur? Y eşittir 2x eksi 2. Buradan da artı 2 gelir. Şunlar gider. Y eşittir 2x. Bakın burada bir şeyle daha karşılaşıyoruz. Arkadaşlar x kare artı 1 parabolünün eğimi burada 2x gelmişti. Yani türevi 2x gelmişti. Burada da 1'i yerine yazdığımızda yani noktalardan geçen nokta pardon hangi bir nokta olduğunda yerine yazdığımızda gene 2x geldi. Kusura bakmayın. Demek ki bundan sonra bunu kullanabiliriz. Yani şunu ekstradan bulmamıza gerek yok. Bu teğet denklemini ekstradan bulmamıza gerek yok. Y eksenini kestiği noktayı buluyor. Bul diyor. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 vermemiz lazım. Y eşittir 2 çarpı 0'dan 0 gelecektir. Doğru cevap da C seçeneğinde verilmiştir. Fx eşittir x kare eksi 4x artı 5 fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık azalansa, f azalan ise ne olacak arkadaşlar? F'in türevi sıfırdan küçük olacak. Pekala. Şimdi yazalım. F'in türevi nedir arkadaşlar? 2x eksi 4. Bunun sıfırdan küçük olduğu bilinmekte ise 2x küçüktür 4 ve x küçüktür 2 gelecektir. Yani eksi sonsuzdan 2'ye kadar olan açık aralıklarda benim fonksiyonum mutlaka ama mutlaka azalandır diyeceğiz. Evet, bir grafik verilmiş arkadaşlar bu soruda da f'in türevinin grafiğiymiş. Öncelikle bunlara çok dikkat ediyorsunuz. F'in türevinin grafiği verildiyse hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Sadece bir türev ilerlemiş. Bir türev aşağı inmiş. Bir türev aşağı iniyorsa ben bundan ne gibi yorumlar çıkarabilirim? Çektiğim teğetlerin eğimleri eğer pozitifse fonksiyonun türevi de pozitiftir. Veya diğer türlüsü tam tersiyse negatiftir diyebiliriz. Pekala. F'in ikinci türevinde eksi 5. Eksi 5 noktası nerede arkadaşlar? Bakın şurada. Ve ben bu noktalardan teğetler çektiğim zaman eğimleri negatif oluyor. A seçeneği doğru. F'in ikinci türevinde eksi 3 sıfırdır demiş. Eksi 3 değeri nerede? Şurada. Ve ben buraya teğet çektiğim zaman eğimi ne oluyor arkadaşlar? Sıfır neden? X ekseniyle paralel bir teğet bu. F'in ikinci türevinde eksi 1. Eksi 1 noktası tam olarak şurada. Ben buna teğetler çektiğim zaman
pozitif olduğu görülüyor. F'in ikinci türevinde 2. 2 noktası tam olarak nerede? Şurada. Ben bu noktadan T'ye çektiğim zaman bu noktanın eğiminin negatif olduğu görülüyor. Bu da doğru. F'in ikinci türevinde 4'ün pozitif olduğunu söylemiş. Bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyordu zaten. 4 noktası da şurada. Ben 4 noktasından teğet çektiğim zaman teğetin eğiminin x ekseniyle 90 dereceden büyük açı yaptığını, yani eğiminin negatif olduğunu görüyorum. Bu yüzden cevap Edirne'dir diyebiliriz. Şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar f'in grafiği verilmiş. F'in türevinde eksi 3 sıfırdan büyüktür. Eksi 3 noktası nerede? Şurada. Ve eksi 3 noktasının fonksiyonu kesin noktadan çizdiğim teğetler pozitif yönlüdür. Dolayısıyla birincisi doğru. F'in birinci türevinde eksi 1 sıfırdan küçüktür. Eksi 1 nerede arkadaşlar? Bakın şurada. Ve ben bu eksi 1 noktasından çektiğim teğetler 90 dereceden büyük, yani geniş açı olduğu için tanjantları, yani eğimleri negatif olduğundan bu da doğrudur diyebiliriz. F'in türevinde 0 sıfırdır demiş. Bakın F'in türevinde 0 zaten kendisi de bir teğet göstermiş. X ekseni paralel olduğu için 0'dır. F'in türevinde 1 sıfırdan büyüktür. 1 noktası nerede? Şurada. Kestiği yer burası. Ben burada bir teğet çektiğim zaman dar açı yapıyor. Tanjant pozitif. Dolayısıyla F türevi 1 de pozitif. F'in türevinde 3 sıfırdan büyüktür demiş. Az önceki sorudaki mantık gibi. Şurayı indirelim. Şuradan çektiğim teğet geniş açılı. Dolayısıyla negatif olması gerekiyordu. Burada pozitif dediği için cevap Edirne. Şekilde f türev x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş arkadaşlar bize. Şimdi bazı şıklarda şunu görüyoruz. F'in türevinden f'e çıktığımızı görüyoruz. Hiç ikinci türevine indiğimiz yok zaten. F'in türevinin grafiği verilmiş ve biz f'i yorumlamamız isteniyor. Bunu yaparken ne yapmamız gerekiyor? Bakın. F'in türevinde x. Buralarda negatif. Değil mi? Buralarda negatif. Burada ne olmuş? Pozitif olmuş. Burada tekrar negatif. Hala negatif. Ve burada da pozitif diye devam ediyor fonksiyon artık. Peki bunu nasıl yorumlarız? F eksi 5 F eksi 4'ten daha büyüktür demiş. Şimdi F eksi 5 tam şurada. F eksi 4 nerede? Burada. Yani eksi 5'ten eksi 4'e kadar fonksiyon artan bir grafik izlediği için F eksi 4 daha büyük olması gerekiyor. Bu yanlış. F eksi 3 F eksi 2'den daha büyüktür. F eksi 3 nerede arkadaşlar? Tam olarak şurada diyelim. Varsayalım. F eksi 2'den, yani şuradakinden daha büyüktür demiş. Hayır, fonksiyon bu aralıkta da artan olduğu için bu da yanlıştır diyebiliriz. F eksi 2'nin F eksi 3'ten daha büyük olması gerekiyor. F 1 F 0'dan daha büyüktür. F 1 nerede arkadaşlar? Şurada değil mi? Peki F 0 nerede inceleyeceğiz? Burada. F 0'dan F 1'e azalarak gitmiş. Dolayısıyla F 0 F 1'den daha büyük olması gerekiyor. Bu da yanlıştır. F 1 F 2'den büyüktür. F 2 de tam şurada bir yerde olsun. Yine F1'den de F2'ye azalarak gittiği için demek ki F2 daha küçük. F1 daha büyük. Dolayısıyla doğru cevap Denizli'dir. Edirne şıkkına bak. Edirne şıkkını da inceleyelim hatta. F2 F5'ten büyüktür demiş. F2 nerede? Buradaydı. F5 nerede? Burada. F2 burada azalarak devam ediyordu. F5 burada artık artan değerler almaya başlıyor. Artık bunun aslında şunu söyleyemeyiz. F2 mi F5 mi daha büyük, bunu söyleyemeyiz. Söyleyemediğimiz için Edirne şıkkını eleyebiliriz. Doğru cevap da Denizli'ymiş. Devam edelim. Fx'i vermiş. Bu fonksiyonun dönüm noktalarının apsisleri çarpımı nedir diye sormuş. Arkadaşlar dönüm noktasını soruyorsa, dönüm noktası kelimenin içerisine geçiyorsa bir kere ikinci türeviyle alakalı bir durumdur. Öncelikle f'in birinci türevini bulalım. 4x küp eksi 9x kare eksi 24x artı 5. Pekala, ikinci türevine geçiyorum şimdi. 3'ü başa attık. 12x kare eksi 18x eksi 24. Pekala. Şimdi neyi sormuş? Dönüm noktalarının apsisleri çarpımını sormuş. Şimdi ben bu denklemi çözmem gerekiyor mu? Bence hayır, gerekmiyor. Çünkü bana bunun apsisleri çarpımı demek, bu denkleminde kökler çarpımı demek. Kökler çarpımı nasıl buluyordum? C bölü A'dan. Bunun C'si ne? Eksi 24. A'sı ne? 12. Eksi 24'ü 12'ye bölersek doğru cevabın eksi 2, yani E şıkkında verildiğini görebiliriz. Evet. Fx'i vermiş. X üzeri 4 eksi x küp artı ax kare artı bx artı c. Bu eğrinin dönüm noktası olmadığına göre a'nın değer aralığı gene dönüm noktası diyor. İkinci türevini bir hesaplayalım. F'in birinci türevi nedir? 4 x küp
artı 2a x, dur şunu önce x küp unuttuk orada. Evet, eksi 3 x kare artı 2a x artı b. İkinci türevine geçelim. İkinci türev 12 x kare eksi 6 x artı 2a. Pekala şimdi. Bunun dönüm noktası yoksa demek ki ikinci türevinde kökü yok. Kökü yoksa o zaman deltası sıfırdan küçük. Delta neydi? B kare. Eksi 4ac tekrar yazdık. Pekala b'si ne? Bunun eksi 6. Eksi 6'nın karesi 36 eksi 4 çarpı 12 çarpı 2a. Ne olması gerekiyormuş? 0'a eşit olması gerekiyormuş. 36 eksi 96a eşittir 0 ise 96a eşittir 36 diyelim, 12'ye böl 3, 12'ye böl 8. Dolayısıyla a ne gelecektir buradan? 3 bölü 8. Tabi deltasının sıfırdan küçük olması gerekiyor dedik. Biz burada sıfıra eşitledik. Özür diliyoruz. Burada a'nın da 3 bölü 8'den büyük olması gerekiyor bu tarafa attığımız için. Evet. A 3 bölü 8'den büyükse 3 bölü 8'de sonsuz aralı diyeceğiz. Peki şu mu yoksa şu mu? Şimdi dönüm noktasından bahsediyor. Bu yüzden arkadaşlar şurada aslında yanlış yaptığımız bir şey daha var. Kusura bakmayın. Delta'nın sıfırdan küçük veya eşit olması gerekiyordu. Şuraya o zaman a büyük veya eşittir olur. Doğru cevap da Ceyhan olacaktır diyebiliriz. Kusura bakmayın tekrar. Bir diğer soru. Şekilde y eşittir. F'in ikinci türevinde x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f türevi x fonksiyonunun hangi x değerleri için yerel minimumu vardır demiş. Yerel minimumu olması için fonksiyonun türevinin eksiden artıya, artıdan eksiye geçtiği durumlara bakacağız. Minimum olması için de ne olması gerekiyor arkadaşlar? Artıdan eksiye mi geçmesi lazım? Eksiden artıya mı? Bakın şöyle düşünelim. Eğer eksiden artıya geçtiyse, eksiden varsayalım ki artıya geçsin. Yani azalanlıktan artanlığa geçmiştir yani. Burada nedir? Yerel minimum vardır. Değil mi? Pekala, demek ki eksiden artıya geçmesi gerekiyormuş. Bakalım. Artıdan eksiye geçmiş. Eksi, 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 eksiden artıya geçmiş. Demek ki eksi bir noktasında minimumu var. Artı, 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 artı. Burada eksiye geçmiş. Başka bir yerde var mı eksiden artıya geçtiği? Yok. Dolayısıyla cevap eksi birdir. Yani C seçeneğidir diyebiliriz. Şekilde f'in birinci türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bu birinci türevinin grafiği. X eşittir eksi 4'te dönüm noktası vardır. Dönüm noktasının olabilmesi için ikinci türevinin sıfıra eşit olduğu yerleri. Yani teğetinin bu fonksiyonda teğetin sıfır olduğu, teğetin eğiminin sıfır olduğu yerleri istiyor. Peki eksi 4 noktası nerede? Tam olarak burada. Eksi 4 noktasında teğetin eğimi sıfır mı? Evet. Eksi 1'de dönüm noktası vardır diyor. Eksi 1'de de teğetin eğimi 0 olduğu için B seçeneği de doğrudur diyebiliriz. X eşittir 1'de yerel maksimum noktası vardır. X eşittir 1 neresi? Şurası. Ve artıdan nereye geçmiş? Eksiye geçmiş. Yani artanlıktan azalanlığa geçmiş. Dolayısıyla burada ne vardır? Bir maksimum vardır. Burada da zaten seçerek de bunu söylüyor. C de doğru. X eşittir 2'de yerel minimum noktası vardır. X eşittir 2'de yerel minimum noktası vardır diyebilir miyiz arkadaşlar? Bakınız. Tam olarak şurada. Burada ne vardı? Öncelikle x eşittir 2'de dönüm noktası vardı. Değil mi? Ve dönüm noktasına yerel minimum noktası vardır şekli ifadesi yanlış. Biz yerel minimum noktasının olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Fonksiyonun azalanlıktan artanlığa geçtiği durumu inceliyorduk. Mesela 4 gibi. Ama burada böyle bir şey yok. X eşittir 4'te de yerel minimum noktası vardır diyor zaten. Hani eksiden artıya geçmiş. Yani azalanlıktan artanlığa geçmiş. Ne olmuş? Burada bir çukur yapmış. Minimum yapmış. E doğruyken D şıkkı yanlıştır diyebiliriz. Fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle fonksiyon şu. Paydayı sıfır yapan değer benim için düşey asimtottur. Ve bu fonksiyonun sonsuz ve eksi sonsuza giderken ki limitleri de yatay asimtotu benim için belirleyecektir. Pekala, bu fonksiyonun paydasını sıfır yapan, yani tanımsız yapan değer ne? X eşittir 2. X eşittir 2 de düşey asimtot olacak. Mesela a'da eksi 2 de düşey asimtot. Bu yüzden bu gitti. Başka var mı 2 haricinde düşey asimtot olan? Yok. Peki şöyle diyelim. Bakın burada çift dereceden kuvvet olduğu için ve yukarıda da x'lerin katsayıları bir kere pozitif olduğu için şunu söyleyebiliriz. X eşittir 2'ye sağdan ve soldan yaklaşırken artı sonsuza gidecek. Mesela Edirne şıkkında eksi sonsuza gitmiş. Gitti. Burada eksi sonsuza gitmiş. Gitti. Burada bir tanesi eksi sonsuza giderken diğeri artı sonsuza gitmiş. Bu da gitti.
Geriye sadece zaten elimizde D şıkkı kaldı. Gelin burada yatay asimtotu da inceleyelim. Limit x eksi 1 çarpı x artı 3 cevabı bulduk ama yatayı da gösterelim. X eksi 2'nin karesi diyelim. Bakın burada en büyük dereceli terim x kare. Burada da x kare. X karenin katsayısının oranı limit artı sonsuza da eksi sonsuza da gitse ne olacak? 1 olacak. Yani x'ler artı sonsuza da gitse, eksi sonsuza da gitse hep ne olacak? 1 noktasına yaklaşacak. Limiti 1 olacak diyebiliriz. Denizli'yi de bu yüzden seçtik. Son sorumuzdayız. Y eşittir mx artı 4 bölü nx artı a fonksiyonunun simetri merkezi. Şimdi simetri merkezi dediği, bakın bu düşey asimtot olacak simetri merkezi. Bu da yatay asimtot olacak. Yani bu neymiş? Düşey asimtotuyla yatay asimtotunun kesiştiği yer aslında benim için simetri merkeziymiş. Notunuzu alabilirsiniz. Evet. Şimdi düşey asimtotu eksi 2 ise demek ki bu rasyonel fonksiyonun paydasını sıfır yapan değer eksi 2'ymiş. X gördüğünüz yere eksi 2 yazarsanız eksi 2n artı a neymiş arkadaşlar? 0. Dolayısıyla a neye eşittir? 2n'ye. Bunu bulduk. Pekala. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yatay asimtot. Yatay asimtot da limit x sonsuza giderken katsayılar oranı ne? M bölü n. Yatay asimtotu kaçmış bunun? Bakın burada gösterdik. 4. Şimdi m bölü n'yi biliyoruz 4 olduğunu. A'nın da 2n olduğunu biliyorduk. Aslında bize neyi sormuş o halde? 2n bölü m'yi sormuş. Ben burada 4n'nin m olduğunu biliyorsam aslında m gördüğüm yere 4n yazarsam şurada ne gelir cevap? 2n bölü 4n'den n'leri sadeleştiririz. 2'leri de sadeleştirirsek cevap da 1 bölü 2 gelecektir. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalınız, sağlıkla kalınız.